Tamamen düzeldiğini söyleyemeyiz ne yazık ki. Ama ilk geldiği günden beri epey yol kat ettik. Bu arada fazla durgun ve sessiz. Bu halinden ne zaman kurtulacak? Annesinin ölümünü tamamen kabullendiğinde düzelecektir. Ben sizin söylediğinizi yaptım. Annesinin artık bir mezarı var. Çok iyi yaptınız Halit Bey. Erim mezarlığa gittikçe annesinin ölümünü kabullenecek ve kafasındaki tüm soru işaretleri zamanla ortadan kaybolacaktır. Güzel. Umarım dediğiniz çabuk gerçekleşir. Halit Bey, biz hazırız. Tamam, geliyorum. Bu arada Yiğit de evde onunla ilgilenecek değil mi? Evet, evet. Yiğit çok yakından ilgileniyor. Zaten Yiğit'in dışında başka kimseyle konuşmuyor. Durumunda bir değişiklik olursa lütfen haberleşelim. Elbette. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Efendim canım. Hayatım, ne yaptınız? Çıkardınız mı erimi? Evet, çıkıyoruz şimdi. Nasıl peki, iyi mi? İyi. İnşallah daha da iyi olacak. Canım benim. Tabii ki iyi olacak. Ben bugün işten erken çıkıp yanına uğrarım. Öyle mi? Güzel. Bekliyorum. Görüşürüz aşkım. Hoş geldin. Sen nerelerdesin? Sabah erken çıkmışsın evden. Bir sürü toplantım vardı. Halit de yok biliyorsun. Evet. Elim çıkıyormuş. Nasıl, biraz daha iyi mi? Ay iyiymiş, iyiymiş. Of, zavallı çocuğun başına gelenler ya. Hala inanamıyorum. Yani ben de üzülüyorum ama bana biraz şımarıklıktan yapıyor gibi geliyor. Şımarıklık mı? Hı. Çocuğun annesi öldü. Sen neden bahsediyorsun? Ne şımarıklığı? Ya abi, başına gelen elbette ki çok üzücü bir olay. Ama hayat bu. Yani bizim de annemiz öldü. Hiçbirimiz delirmedik. O da delirmedi zaten. Ama bu normal bir ölüm değil ki. Yani çocuğun psikolojisinin bu halde olması gayet normal. Bakıyorum da sen bile hala olayın etkisinden kurtulamamışsın. Ben de erime laf ediyorum. Neyse, kapatalım bu konuyu. Tartışmayalım. Olur. Tartışmayalım. Tartışmayalım ve güzel şeylerden bahsedelim. Biliyorsun ki yarın benim doğum günüm. Biliyorum. Ve ben de Halit'ten bir sürpriz bekliyorum. Ne oldu yine? Sen gayet iyi biliyorsun Şahika ne olduğunu. Sen hiç alışamadın bu duruma ama. Ya kusura bakma da alışamayacağım. Patronumla ilişki yaşamanı onaylamıyorum. Halit'in etrafında nasıl kadınlar olduğunu biliyorum. Neler yaşadığını biliyorum ve seni bu şekilde görmek istemiyorum ben. Ben o kadınlardan biri değilim abi. Ya ne fark eder ki? Halit için herkes aynı. Bugün seni şu an el üstünde tutuyor gibi gözükebilir. Ama bu ömür boyu bu şekilde süreceği anlamına gelmez Şahika. Ben sana bunu 1000 kere söyledim. Bu ilişkiyi onaylamıyorum. Bu yanlış bir ilişki. Halit geçmişte bir takım hatalar yapmış olabilir. Ama bana bu şekilde davranamayacağını çok iyi biliyor. Ben o kadınlardan farklıyım. Bir kere ben ona muhtaç değilim. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Tamam. Peki tamam. Doğum günümde bana ne alacaksın? Hediye falan yok sana. Sen beni kızdırıyorsun gerçekten. Hmm. Ama ben senin gönlünü almasını bilirim. Yaklaşmak ister misin? Gel.
Sen nasıl olmuşsun? Anlamadım. Annen öldüğünde benim gibi mi olmuşsun? Çok üzülmüştüm. Başlarda kabullenememiştim. Gittin mi peki hiç mezarına? Hala gidiyorum. Buraya da gelelim olur mu? Geliriz tabii, merak etme. Gerçi sen annemi pek sevmiyordun ama. Olur mu hiç öyle şey? Bence onu kimse sevmiyordu. Baksana bir tek ben üzülüyorum. Deme öyle. Tamam babacığım, tamam. Evdeyiz biz. Bekliyoruz sizi. Tamam. Lila! Lila! Ne oldu? Konuştum babamlarla. Buradalarmış birazdan. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl? İyi dedi babam işte. Mezara da götürmüşler. Ya o ne kadar iyi bir fikir bilemiyorum da. Daha kötü olmasın. Lilacığım, doktor söylemiş. Babam böyle kafasına göre yapmıyor. Hem ne çabuk unuttun. Annesi dönecek diye binlerce bekledi bahçede. Böyle denizlere baktı durdu. Hiç hatırlatma ya. İçim bir fena oluyor. Benim de. Benim sana bir müjdem var. Neymiş? Ben kitabı bitirdim sonunda. Şaka yapıyorsun. Gerçekten inanabiliyor musun ya? Benim artık bir kitabım var. Henüz basılmamış ama olsun, var yani. Babama ne zaman söyleyeceksin? Ona da bu akşam söylerim herhalde ama tabii önce Şahika'ya söyleyeceğim. Onun böyle en sakin halini bilir, ayarlar ortamı. Süper fikir. İyi düşünmüşsün. Aa, gel. Geldiler. Erim. Erim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Biz seni çok özledik biliyor musun? Geleceğin günü iple çektik Erim'ciğim. Kuzum. Tamam kızlar. Erim'i biraz rahat bırakın. Dinlensin, sonra sohbet edersiniz. Tamam, ben yatırayım sonra giderim. Nereye? Gitme. Tamam, gitme. Babacığım, nasılsın? Fena değil. Baba, ben Erim'i hiç iyi görmedim ya. Sanki daha da kötü olmuş. Orada biraz daha kalması sakıncalı olacaktı. Ayrıca bizden de çok uzaktı. Ne olacak peki şimdi? Bu yiğit denen çocuk bizde mi yaşayacak? Evet. Sence bir sakıncası mı var? Yoo. Yani bir sakıncası yok tabii ki de. Erim bizim yüzümüze bile bakmazken sürekli o çocukla olması böyle bir tuhaf değil mi yani? Zehra, sen kardeşinin durumuna ne kadar ciddi olduğunu farkında değil misin? Bir de buraya gelip Yiğit'i soruyorsun. Erim'e iyi gelecekse, Yiğit isterse burada sülalesiyle yaşayabilir. Ayrıca Şahika Yiğit'e çok güveniyor. Yani tek iyi tarafı o zaten. Şahika güveniyorsa vardır bir bildiği diyorum ben de. İyi, tamam. Aysel'e söyle, akşam yemeği için rıhtımı hazırlasın. Şahika da bizimle olacak. Ha, öyle mi? Ne güzel. Ben de yemekten sonra seninle bir şey konuşacaktım babacığım. Ne konuşacağım? Öyle çok önemli bir şey değil ya. Şahika gelsin, hep beraber konuşuruz. İyi, tamam. Tamam. Aa, Zehra. Bu arada sana bir şey söyleyeyim. Şahika ile evlenmeye karar verdim. Gerçekten mi? Evet. Yarın onun doğum günü. Akşam vereceğim davette nişanlanacağımızı açıklayacağız. Ay baba, bu harika bir haber. Çok güzel bir haber. Çok sevindim ben ya. Yani Şahika böyle bizim klasmanımıza çok uygun bir kadın. Hele o Yıldız'dan sonra... Şşş, tamam. Kapat Yıldız konusunu. Tamam. Gidiyorum o zaman ben. Git. Alo Caner. Alo Zehra, ne haber? İyiyim. Senden ne haber? İyi. Erim eve geldi mi? Arıyorum, ulaşamıyorum. Geldi, geldi. Odasında, Yiğit'le beraber. Bu Yiğit eksikti ya. Neyse, durumu iyi mi bari?
Yani çok da iyi değil Caner ya. Öyle boş boş bakıyor çocuk. Of. Neyse tamam. Ben bugün uygun bir zamanda ziyaret etmek istiyorum onu. Baban evde mi? Gel gel. Babam evde de yani bir şey demez. Onun şu an tek istediği şey Erim'in iyi olması. Görüşürüz o zaman. Tamam hadi görüşürüz. Ay. Şahika. Vallahi ödümü patlattın. Ne kadar sessiz geldin. Kim geliyormuş? Caner ya. Erim görecekmiş. Hmm. Gelsin tabii ama yani Erim onu gördükçe Ender'i hatırlayıp daha kötü olmaz mı? Ha. Tabii sen de doğru söylüyorsun şimdi. Ama neyse ben en iyisi karışım. Şahika. Ben sana bir şey danışacağım. Danış canım. Ben bir kitap yazdım. Sen? Evet, inanabiliyor musun? Ay inanamıyorum hakikaten. Sende meğer ne cevherler varmış da biz görememişiz. Teşekkür ederim. Ne tür bir kitap bu? Kişisel gelişim. Diyorsun ki gelişimimi tamamladım, bir de kaleme aldım. Bravo vallahi. Ya şimdi ben babama anlatmak istiyorum bu durumu ama... sen acaba şöyle önden bir konuşsan bana destek olması için ha? Konuşurum tabii ki. Hiç sorun olmaz. Merak etme. Gerçekten mi? Elbette. Ay harikasın Şahika. Teşekkür ederim. O zaman ben arayayım arkadaşlarıma bu müjdeyi vereyim. Hadi. Sana kısıtlı kelime dağcığında ne yazmış olabilirsin acaba? Şavşal. Merhaba Arif Müdürüm. Ben Halit Argun. Bir gelişme var mı diye soracaktım. Maalesef yok Halit Bey. Biliyorsunuz bakabileceğimiz her yere baktık. Ne Ender Hanım'ın ne de Yıldız Hanım'ın izine rastlayamadık. Peki kamera kayıtları yurt dışına gönderilmişti. Oradan bir sonuç geldi mi? Olay günü Yıldız Hanım'ın gündüz vakti evden çıkışı... kameralarda mevcut biliyorsunuz. Kameraların gece kayıt yapmamasını... bir arızadan mı yoksa bir komplo mu olduğunu yurt dışı ekiplerimiz çok araştırdı. Ama çözemediler. Zaten en ufak bir gelişmede size haber vereceğim. Anladım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hani bana gitar çalmayı öğretecektin? Bak. Bundan sonra her gün gitar çalışacaksın, bana da öğreteceksin, tamam mı? Ha? Beni annemin düştüğü yere götürür müsün? Erimciğim. Canım. Hoş geldin. Hoş geldin evine. Nasılsın canım, iyi misin? Hı? Ah kuzum. İyisin, iyi. Zamanla daha da iyi olacaksın. Bence de. Beni annemin düştüğü yere götürün. Erim. Erim. Erim, dur. Şimdi oraya gitmek hiç iyi bir fikir değil. Biraz daha zaman geçsin, tamam mı? Ben de aynısını söylüyorum ama. Yukarı çıkmasaydım... anneme hiçbir şey olmayacaktı. Yukarı çıktım sonra anneme bir şey oldu. Hepsi benim yüzümden oldu. Benim yüzüm... Erim, yapma böyle. Benim yüzümden oldu. Ben onu yalnız bıraktım. Sonra annem düştü. Belki de annem düşmemiştir. Biri etmiştir onu. Aslında biliyor musun? Haklı olabilirsin. Yani düşünsene... annen öldükten sonra ortadan kaybolan birisi var. Suçlu olmasa neden kaçmak istesin ki? Yıldız. Yıldız ya. Canım.
Hayatım. Hoş geldin. Elimi çok iyi gördün. İyi mi gördün? Hı hı. Neden şaşırdın? Mümkün değil. Elim içine kapandı. Konuşmuyor, gülmüyor. Benimle bile konuşmuyor. Öyle mi? Biz uzun uzun sohbet ettik vallahi. Gerçekten mi? Seninle konuşmamasına çok şaşırdım. Acaba beni kendine yakın mı görüyor? Buna sevindim. Ben de senin sevinmene sevindim. Sen hiç merak etme. Ben her gün bir saat uğrar onunla sohbet ederim. Sohbet için her gün buraya bir saat uğramanı istemiyorum. Ben her gün seni burada yaşamak istiyorum. Nasıl yani? Varlığın bana ve çocuklarıma çok iyi geldi. Işığınla bu evi aydınlattın. Bizi bundan mahrum etme. Hayatım çok teşekkür ediyorum ama... ben evli bir adamla aynı çatı altında yaşayamam. Sen ne evliliğinden söz ediyorsun? Yıldız aylardır kayıp. Yani zaten burada olmuş olsaydı çoktan boşanmıştı. Fark etmez. Kağıt üstünde de olsa hala evlisin. Hemen karar vermeni istemiyorum. Şimdi beni dinler misin? Avukatım Metin'le ile görüştüm. 4 ay sonra Yıldız'ın kayboluşunun üzerinden tam 1 yıl geçmiş olacak. Otomatikman boşanmış ve özgür bir adam olacak. Yani? Yarın senin doğum günün ya. Akşam burada büyük bir davet verelim. Ve davette nişanlanacağımızı açıklayalım. Halit, sen ciddi misin? Ciddiyim. Hem de çok ciddiyim. Evleninceye kadar da senin burada yaşaman istiyorum. Bilemiyorum. Biliyorsun. Biz mutlu olmayı çoktan hak ettik. Peki çocuklara ne diyeceğiz? Bunların haberi var. Alo 184, orman yangın ihbar hattını arayacağım. Ateş bacayı sarmış resmen. Kutlama yapıyorlar. Ne kutlaması yapıyorlarmış ha? Ablamın kaybolmasını mı kutluyorlar? Evleniyorlar Caner. Ne? Evleniyorlar mı? Yıldız bulundu mu yani? Yok. Bulunmadı işte. Nikahlarının düşmesine 4 ay kalmış. Yarın akşam da Şahika'nın doğum günü nişanlanacaklar. Yani mutluluklar demek isterdim ama diyemeyeceğim. Erim müsait değil mi hala? Yiğit haber verir şimdi ya. Yiğit mi? Ya bir de bu Yiğit çıktı başımıza. Hayret bir şey ya. Yani burada dayısı dururken yeğenimin yanında o atırsızı kılıklı herif duruyor. Caner, hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Erim seni bekliyor. Şahika Hanım buralarda mı? Hı, babamla beraber rıhtımdalar. Sağ ol. Davette özel bir şey yapmamı ister misin? Senin yaptığın her şey özel zaten hayatım. Çok güzelsin. Kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum. Ne demek rahatsız ediyorum Yiğit? Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Erimle o kadar çok ilgilendim ki. Değil mi? Gören de kardeşi sanır. Ben hiç kendime işe yaramayan bir asistan alır mı? Sen gerçekten insan sahibisin. Ama bu arada seni asistansız bıraktık. Çünkü Yiğit sürekli Erim'le ilgilendi. Hiç önemli değil. Önemli olan Erim'in sağlığı. Hem Yiğit benim işlerimi 1-2 saatte de hallediyor. Öyle değil mi? Evet efendim. Sen bir şey söylemeye geldin herhalde. Evet, kargo işlemleri sadece... benim Davit için 1-2 telefon görüşmesi yapmam gerek. Tamam hayatım. 2 saate gelirim ben. Gitme. Senden 1-2 şey daha isteyeceğim. Kim var Erim'in yanında? Caner. Bunun ayağını kesmek lazım. Fazla cin göz, fazla akıllı. Hallederiz. Güzel.
Yarın sana bir damla vereceğim. Onu her sabah elimin suyuna damlatacaksın. Ne damlası? Yiğit, sen beni mi sorguluyorsun? Erime kötü bir şey olmasını istemiyorum. Oradan bakınca katile mi benziyorum ben? Damla İsviçre'den bir arkadaşımdan geldi. Erime iyi gelecek bir şey. Zaten onun iyileşmesi benim işime gelir. Ne yapayım ben evin içinde sersem sepelek dolaşan bir çocuğu? Al Damla tırı. Sana gidebilirsin demedim. Senin için bir görevim daha var. Nedir? Aslında bunun için başka birini görevlendirecektim ama Halit sana çok güveniyor. Yakında evleneceğiz zaten. Ve Halit'in aklının sürekli meşgul olması lazım. Ben mi meşgul edeceğim? Dolaylı olarak evet. Nasıl? Lila ile aşk yaşayacaksın. Anlamadım, ne? Şam, ne kadar büyümüşsün görüşmeyeli. Boyun uzamış, daha da yakışıklı olmuşsun. İhtiyacın olursa beni arayabilirsin, tamam mı? Lütfen çekinme. Ara beni. Ha? Merhaba Caner. Merhaba. Oğlum, dayını görmen iyi geldi mi? Ben yine gelirim Erim, tamam mı? Seviyorum seni. Hadi iyi bak kendine. Seni de tebrik ederim. Şahika ile eş ciddiye binmiş. Teşekkür ederim. Ah, çok pardon. Caner, hoş geldin. Gidiyor musun yoksa? Kalsaydın biraz. Başka sefere. Onu da anlamak lazım hayatım. Yaşadıkları çok zor. Hadi gel gidelim. Çocuğu biraz yalnız bırakalım. Hayatım. Efendim? Yanlış anlamazsan sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bence Caner'i görmek elime iyi gelmedi. Öyle mi diyorsun? Yani demin benimle uzun uzun sohbet etti. Şimdi yine içine kapanmış. Demek ki onu gördükçe annesini hatırlıyor. Bu şekilde iyileşemeyecek bu çocuk. Yine ben şimdi Caner'e gelme diyemem ki. Elbette diyemezsin, çok ayıp olur. Neyse, ben en iyisi hiç karışmayayım. Sen ne yapacağını bilirsin. Aslında haksız sayılmazsın. Bak, istersen şöyle yapalım. Caner'in ayağını ufak ufak keselim. Erim şu anda uyuyor ya da terapide, öyle şeyler söyleyerek... hem kimsenin kalbini de kırmamış oluruz. Tamam, tamam. Dediğin gibi yapalım. Çocuk bir an önce kendine gelsin. O zaman ben abimi çağırayım ve mutlu haberi onunla paylaşayım. Gerçi çok sevineceğini sanmıyorum ama. Sen merak etme. Ben onu ikna ederim. Ben eve gidip hazırlanayım o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Şahika Hanım. Efendim? Bu Lila meselesi. Halit'in babam olmadığından emin miyiz? Yiğit, sana bin defa söyledim, yine söylüyorum. Halit senin baban falan değil. Yani anlıyorum, herkes Halit gibi bir babası olsun ister ama maalesef. Senin babanın kim olduğunu araştırıyorum, tamam mı? Bana güven. İyi, tamam. Tabii, insanın annesi Ender olunca babasını bulmak biraz zaman alıyor. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.